Herkese merhabalar, ben profesyonel turist rehberiniz Özgür Çenik. Göbekli Tepe serimizin 4. videosuyla karşınızdayım. Bu arada bir not iletmek istiyorum. Göbekli Tepe serisine gösterilen ilgiden dolayı yukarıda bir info bölümü açtım ve bu infoya tıklayarak oynatma listesinin tamamına ulaşma şansına sahipsiniz. Eğer siz de tarihe, mitolojiye ve arkeolojiye karşı ilgiliyseniz kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Burası Sessizlik Kuleleri. İran'da bulunan bu kuleler kullanıldıkları dönemlerde cesetlere ev sahipliği yapıyordu. Zerdüşt inancına göre ceset toprağı, suyu ve ateşi kirletmekteydi ve bu nedenle ceset gömülmüyor, yakılmıyor ya da suya bırakılmıyordu. Zerdüşt inancına göre ölen kişinin cenazesini işte bu sessizlik kulelerine ya da buna benzer kulelere gönderiyorlardı ve bir sene kadar orada bırakıyorlardı. Açık havada, çünkü bu bir senelik süreç içerisinde akbaba ve benzeri kuşlar gelip bu cesedin etini yiyorlardı. Geriye sadece bir kemik parçası kalıyordu bir sene sonra ve bu kemik parçasını alıp daha sonrasında defin işlemi gerçekleşiyordu. Burası da Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'de bu taşın üzerinde bulunan Akbaba figürü acaba burada da bu şekilde bir uygulama olduğuna mı işaret etmekteydi? Göbekli Tepe'de bu taşın üzerinde bulunan Akbaba'nın kanatlarının üzerine bakacak olursak burada bir yuvarlak figür daha görüyoruz ve bu yuvarlak figürün de bir kafatası olduğuna inanıyor araştırmacılar. Zira bunu destekleyen kanıt ise yine taşın üzerinde yer almakta. Biraz daha aşağıya baktığınız zaman kafası olmayan bir insan figürü görüyorsunuz. Yani bu bir önceki videomuzda bahsettiğimiz kafatası kültüne işaret ediyor. Göbekli Tepe'nin inşasından 4000 yıl sonra tarihteki ilk yerleşimlerden birisi olarak kabul edilen Çatalhöyük'te duvar resimlerine baktığımızda yine akbabalarla karşılaşıyoruz. Zira buradaki ölü gömme adetlerinde de bir insan öldükten sonra öncelikli olarak akbabalara yem ediliyordu. Daha sonrasında ise geriye kalan kemikler evin içerisinde sofanın altına gömülüyordu. Bir insan vefat ettikten sonra cesedi alınıyor ve şehrin dışarısında, yerleşimin dışarısında bir yere bırakılıyor. Bu yakın dönem içerisinde sessizlik kuleleri olarak karşımıza çıksa da daha önceki dönemlerde sadece açık bir alandan bahsediyoruz. Bu açık alana bırakılan cenazenin etleri akbabalar tarafından yenmekte. Ardından geriye kalan kemikler ise uygun bir yere defnedilmekte ki bu Çatalhöyük'te evin tam içerisinde sofanın altı olarak görülmekte. Buna tarih içerisinde Akbaba kültü deniyor ve Göbekli Tepe'de de karşımıza Çatalhöyük'te olduğu gibi akbabalar sıklıkla çıkmakta. Bu taş üzerinde akbabanın sağ tarafında yer alacak şekilde bir başka kuş figürüyle karşılaşıyoruz. Araştırmacılar bu kuşun ise turna olduğuna inanıyorlar. Ayrıca burada dikkat çeken noktalardan birisi de kuşun ayak kısmının bir kuş ayağından ziyade bir insan ayağına benzer vaziyette resmedilmiş olması. Turnalar binlerce yıldır insanların dikkatini çeken bir takım özelliklere sahip ki bu özelliklerin başında da tek eşli olmaları geliyor. Aynı zamanda eşleriyle yaptıkları dans birçok dönemde insanların hayranlıkla izlediği bir görsel şölen kıvamında. Turnaların birbirlerinin etrafında dönerek gerçekleştirdikleri bu görsel şölen geçmişten günümüze birçok ritüele de ilham kaynağı olmuş durumda. Zira bunun bize en yakın örneğini Alevilikte ve Bektaşilikte turna semahıyla görüyoruz. Turnaların birbirlerinin etraflarında dönerek gerçekleştirdikleri bu görsel şölen o dönemin insanlarına da bir şekilde ilham kaynağı olmuş gibi gözüküyor. Zira taşın üzerine baktığımız takdirde buradaki turna figürünün ayaklarının kuş
kuş ayağından ziyade daha çok bir insan ayağına benzediğini görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki burada resmedilen bir turna değil, turna kılığına girmiş bir rahip ya da bir insan. Ve dolayısıyla burada gerçekleşen ritüelde de bu turna kılığına girmiş insanların birbirleri etrafında döndüklerini hayal edebiliriz. Bazı araştırmacılara göre bu kuşlar turna değil, ibibik kuşu. Ancak ibibik kuşu dediğimiz zaman bunun altını dolduran herhangi bir bilgi maalesef mevcut değil. Biz taşın üst tarafına doğru hareket ettiğimiz zaman da orada bir takım çantalar görüyoruz. Ve bu çantalar araştırmacılar tarafından, tarihçiler tarafından tanrıların çantaları olarak nitelendiriliyorlar. Binlerce yıl öncesinde birbirinden on binlerce kilometre uzaklıktaki farklı medeniyetlerde sayısız benzerliklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor bu çantalar. Tanrılar bu çantalar içerisinde insanlara bir takım yenilikler, medeniyete doğru gerçekleşmiş keşifleri getirdiği söylentisi her zaman karşımıza çıkıyor. Bu tanrılar kimi zaman Nuh kıtasının mirasçıları, kimi zaman da Anunnakiler olarak çıkıyor karşımıza. Şüphesiz ki bu çantaları tutan ellerin sahipleri tanrılar ya da seçilmiş kişilerdi. Demir çağındaki inanca dönecek olursak, bu dönemdeki inanca göre tanrılarla diyaloğa geçebilen yegane insanoğulları o bölgenin krallarıydı. Dolayısıyla bunların o dönemin kralları olduğuna da iddia edenler var. Ellerinde tuttukları çantalara gelecek olursak, şu anda yani günümüzde yapılan bir takım yorumlara göre bu çantaların içerisinde tanrılar, Anunnakiler, Nuh kıtasının mirasçıları ya da uzaylılar, bunlardan herhangi birisi insanlara medeniyete doğru adım atabilecekleri bir takım keşifleri getirdiği söylentisi var. Ama velakin bir başka söylentiye göre de ya da söylenti demeyelim bazı kaynaklara göre de bu çantalar aslında evrenin basit bir simgesi. Çünkü çantanın formuna bakacak olursak sap kısmının yarım daire şeklinde olduğunu görüyoruz ki bu gök küreği simgeliyor. Bunun yanında alt taraftaki kare bölüm ise yeryüzünü simgelemekte. Yani Tanrı elinde evreni tutuyor orada. Beklitepe'de bulunan bu taşın üzerindeki çanta figürlerine baktığımızda çanta figürlerini tutan bir takım eller görmüyoruz. Bir takım figürler yok. Ancak yine de araştırmacılar ve tarihçilere göre bu çantalar tanrıların çantaları olarak nitelendiriliyorlar. Bunun yanında çantaların arasında dikkatli bir şekilde bakacak olursanız bir takım ufak da olsa hayvan figürleri göreceksiniz. Bu hayvan figürleri kim bilir? Belki de o dönemki tanrıların simgeleriydi. Madem bu taştan hareket ediyoruz, bugün bu taşın üzerinde ayrıca bir de akrep figürü var. Bu akrep figürü hakkında çok net, temiz bir takım bilgiler mevcut değil. Ancak bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'deki insanların gökyüzündeki yıldızları da takip ettiğini, yani astrolojiyle ilgilendiklerini de, yıldız bilimiyle ilgilendiklerini de düşünerek bu akrebin Scorpius takım yıldızıyla, yani akrep takım yıldızıyla bağlantılı olduğunu söylemekteler. Ayrıca akrebin alt kısmında yine bir kuş kafası görüyoruz ki bu kimine göre bir turna, kimine göre bir kelaynak, kimine göre ise akbaba olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda sağ tarafında daha önce bahsettiğimiz kafası olmayan insan figürü var. Bu kafası olmayan insanın kafasının da yukarıda akbabanın kanadının üstünde olduğunu söylemiştik. Ayrıca toprağın içine biraz daha gömülü vaziyette ve dışarı doğru taşmış vaziyette bir yılan görüyoruz ve aynı zamanda tilki de mevcut. Beklitepe'de bu ve buna benzeri bir takım hayvanlar ve sembollerle ilgili bir başka video daha yapacağız. Bu da demek oluyor ki Göbeklitepe serimiz devam ediyor. Bir sonraki videomuz tarih videosu olarak pazartesi günü akşam saat 6'da sizlerle birlikte olacak. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.